Merhabalar arkadaşlar, Türkiye Dağları Harita Çalışması ile karşınızdayım. Tamamıyla kendi oluşturduğum, ArcGIS yazılımı içerisinde oluşturduğum, coğrafya bilgi sistemleriyle oluşturduğum Türkiye fiziki haritasıyla size Türkiye Dağları'nı anlatacağım arkadaşlar. 10 dakika içerisinde ya da 5 ile 10 dakika arasında bitirmeyi hedefliyorum. Çok da ayrıntıya girmeden önemli noktaları değineceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi Marmara bölgesi diğer bölgelerimize nazaran engebelik bakımından daha sade bir özelliğe sahip. Marmara bölgesine baktığınız zaman hemen güneyinde o güzel dağımız çıkıyor. Kış turizminin yapıldığı dağımız. Uludağ en yüksek noktası Marmara'nın 2543 metre yüksekliğiyle. Yine Marmara'nın kuzeybatısında bakın arkadaşlar, Yıldız Dağları var. Masif. Yıldız Dağları'nın masif olma özelliği neyi kastediyor? Eski jeolojik dönemlerde oluşmuş, başkalaşıma uğramış kayaçların olduğu yer arkadaşlar. Aynı zamanda seyrek nüfus alanlar. Ve Samandağ'ını unutmuyoruz arkadaşlar. Samanlı Dağı'nı Kuzey Anadolu Fayı boyunca doğu batı yönünde uzanan bir hat şeklinde uzanıyor. Ve Marmara'daki en uzun dağ silsilesi arkadaşlar. Yine Işıklı Dağ Marmara bölgesinde Kuzey Anadolu Fayı'nın yüzeye çıktığı yerde Koru Dağı'nda arkadaşlar, burada belirtmek istiyorum. Marmara bölgesinde çok fazla dağımız yok. Devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Ege bölgesi deyince hemen aklınıza geliyor deprem ve kırıklı sistemler. Evet, kırıklı dağ sistemi, yani yüksek noktalar, ovalar ya da akarsu vadilerinin olduğu yerlerin olduğu kısımlar arkadaşlar. Bunlar grabenlerimizi hatırlayın. Kuzeyden güneye doğru grabenleri ve orsları birazdan sıralayacağım. Önce orslardan başlayalım. Kaz Dağları, Madra Dağları, Yunt Dağları, Bozdağ, Aydın Dağı, Menteşe Dağları. Bunlar bizim kuzeyden güneye orslarımız. Neden kırılıyordu? Çünkü jeolojik yapı açısından sert bir bölge. Basınca maruz kaldığı zaman değerli arkadaşlar, faylanma ile beraber kırılıyor. Peki kuzeyden güneye doğru grabenler ne? Kaz Dağı ile Madra Dağı arasında Edremit Grabeni ya da Havran. Madra ile Yunt Dağı arasında Bakırçay. Yunt Dağı ile Bozdağ arasında Gediz. Bozdağ ile Aydın Dağı arasında Küçük Menderes. Aydın Dağları ile Menteş arasında da Büyük Menderes grabenleri var arkadaşlar. Burada Akdağ, Gölgeli Dağ ve Güre Dağları'nda Kırıklı Dağ olduğunu unutmayalım. Akdeniz'e doğru geçişte. Ve sevgili arkadaşlar, yine burada Simav Dağı Marmara ile Ege'yi birbirinden ayıran sınırı oluşturuyor. Yine burada Emir Dağı arkadaşlar İç Anadolu ile Ege'yi birbirinden ayıran sınırı oluşturuyor. Murat Dağı'na dikkat ediyoruz. Buralardan soru geldi. Beş parmak dağlarına da dikkat ediyoruz. Ve tabii ki oradan hemen arkadaşlar Akdeniz bölgesine geliyoruz. Akdeniz bölgesinde de Kırıklı Dağlar var. Güre Dağları unutmuyoruz. Antalya'nın batısında. Ve arkadaşlar burada tabii ki Menteşe yöresine bir yıldız atmadan geçemeyeceğiz. Menteşe yöresinde iklim uygun olmasına rağmen nüfus az. Çünkü dağlık bölge, dikkat ediyoruz arkadaşlar. Geliyoruz Akdeniz bölgesine. Akdeniz bölgesinde Beyi Dağ ve Tahtalı Dağlar önemlidir. Olimpos Dağı, Tahtalı Dağları ya da Tanrı Dağları deniyor. Kıyıya yakın en yüksek noktalarımızdan biri, 2600 metre yakın yüksekliği var. Söğüt Dağı'nı unutmuyorsunuz. Yine burada Sultan Dağları bir fay boyunca uzanır. Burada 2021'de küçük bir deprem olmuştu. Ve Dedegöl Dağları üzerine buzul şekilleri vardı. Daha önceki videomda anlatmıştım. Geyik Dağları, Bolkar Dağları, gerçekten çok fazla kar yağıyor üzerine arkadaşlar, dikkat ediyoruz. Ve Aladağlar yine önemli karstik sahaların olduğu dağlar bunlar, aman dikkat. Karstik şekiller, kireç taşı, kalker çok olduğu için buralara fazla. Yine Tahtalı Dağları İç Anadolu'yla Akdeniz'i birbirinden ayıran uzantı şeklinde devam ediyor değerli arkadaşlar. Kuzeydoğu, Güneybatı yönünde. Bunu da unutmuyoruz. Ve diğer kırıklı dağ sistemlerinden biri nerede var? Amanos Dağı arkadaşlar. Hatay'da Amanos ya da Nur Dağları Horst Graben sistemi içerisindeki Horst'tur. Kırıklı dağ sistemi içerisindedir. Yine Amik Ovası da önemli bir grabendir arkadaşlar. Bunu da altını çizelim. Ve Kartal Dağı var burada yine. Kuzeydoğu, Güneybatı yönüne uzanan, bakın arkadaşlar. Bu da Güneydoğu'yla Akdeniz'i birbirinden ayırıyor. Ve bir yıldız hiçbir yerde yok. Sadece İrfanlandiye eğitiminde var. Arkadaşlar, Isparta Gölcük Dağı'na dikkat ediyorsunuz. Volkanik bir göldür. Milli parktır aynı zamanda. Güzel bir krater var içerisinde. Aktif volkandır arkadaşlar. NASA ve Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeki hocalarımız yaptığı araştırmalar aktif bir volkan olduğunu göstermiştir. Bu rapora da internetten kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Türkiye'deki volkanlar aktiftir. Lütfen hocalarınıza söyleyin, araştırsınlar. Uyuyan volkan sınıfındadır Türkiye'deki volkanlar. Bunu artık düzeltmesi gerekiyor hocaların. İnşallah düzeltecekler. Ve oradan arkadaşlar Güneydoğu Anadolu'ya geçiş yapalım hemen değerli arkadaşlar. Güneydoğu Anadolu'da zaten burada Güneydoğu Toroslarını söylemenin herhalde hiç gereği olmadığını düşünüyorum. Güneydoğu Toroslarındaki dağların ismini size sormayacak. Ama Güneydoğu Toroslarında bindirme fayı ile beraber oluştuğunu ve
Karstik yapıların da burada fazla olduğunu unutmayın. Karacadağ'a dikkat. Karacadağ arkadaşlar Güneydoğu Anadolu bölgesindeki önemli dağlardan biridir. Volkanik bir dağdır. Kalkan şekilli volkandır. Lavlar akışkandır, akıcıdır. Geniş bir alana yayılmıştır arkadaşlar. Kalkan şekilli volkan unutmayın. Mardin Masifi. Ve Mardin Masifi'ni unutmuyoruz. O da önemli bir alan arkadaşlar. Dikkat. Ve Mardin eşiği de deniyor. Ve geldik arkadaşlar Güneydoğu'dan Doğu Anadolu'ya doğru geçiş yapıyoruz. Burada arkadaşlar Cudi Dağı Güneydoğu ile Doğu Anadolu'nun aslında sınırı oluyor neredeyse. Cudi Dağı'nı geçtikten sonra tabii ki İrfan Hoca'nın size öğrettiği Sat Dağları, Buzul Dağları unutmuyoruz. Buzul şekilleri var burada ve yıldız atıyoruz. Cilo Ulu Doruk 4135 metre yüksekliği Türkiye'nin en yüksek ikinci noktası aktif buzullar var, yer şekilleri var. Yine burada da arkadaşlar önemli bir dağ var. Marmara Van Gölü'nün güneyinde sevgili arkadaşlar İhtiyar Şahap Dağı var. Kırıklı dağ sistemi içerisindedir, dikkat ediyoruz. Yine burada önemli dağlardan bir Erek Dağı'dır. Bir soruda görmüştüm. Oradaki faylanmayla ilgili bir alan bilgisine gelmişti. Ama YKS içerisinde gelmez. KPSS'de genel kültürü geleceğini zannetmiyorum. Ve tabii ki Doğu Anadolu dendiğinde o güzelim volkanik dağları söylemesek olmaz. Ne diyoruz? Nemrut, Süphan, Tendürek, Ağrı. Neden çizgisellik arz ediyordu? Çünkü değerli arkadaşlar bir fay hattı boyunca bu volkanik patlamalar gerçekleşiyor. Ağrı Dağı 537 metreli Türkiye'nin en yüksek noktasıdır. Yıldızı attık ve orada aktif buzullar olduğunu not ettik. Süphan Dağı da Türkiye'nin en yüksek 3. noktası 4085 metre yüksekliğiyle bunlarda buzullar var. Bu arada arkadaşlar Nemrut Volkanı'na dikkat. Van Gölü'nün oluşumunda, Lafset Gölü oluşumunda etkilidir. Ona dikkat ediyoruz. Ve Türkiye'nin 1653 yılında lav çıkartan son volkanıdır arkadaşlar. Aktif bir volkandır. Dünyanın en büyük kalderalarından birine sahiptir. Zirvesindeki patlama çukuru Avrupa'nın en büyük kalderasına sahiptir. Aynı zamanda milli parktır. Bu arada Tendürek ve Ağrı Dağları 1950 yılında patlamalar olmuştur. Bununla ilgili resmi gazetelerde yayını görebilirsiniz. MTA'da da bunun kayıtları var yani arkadaşlar. O yüzden buna dikkat ediyoruz. Şimdi devam ediyoruz ve diğer dağlara geliyoruz. Doğu Anadolu'daki dağlar genel itibariyle kıvrımlı dağ sistemi. Önemli dağları söyleyeyim. Mercan Dağları, diğer adı Munzur Dağı, Erzincanlı Tunceli arasında. Otlukbeyli Dağı Karadeniz'den Doğu Anadolu'ya doğru uzanıyor. Şeytan Dağı, Bingöl Dağı önemli dağları söylüyorum arkadaşlar size burada. Daha sonra arkadaşlar burada Aras Güneyi Dağları, Palandöken Dağı önemli kış turizmi. Yine Güllü Dağı arkadaşlar ve Allahu Ekber Dağı'nı söylemezsek olmaz en uzun hatlardan bir tanesi. Yine burada Doğu Karadeniz'e geçişte sınırda olan dağlar var. Karga Pazarı, Mescit, Yalnızçam, Karaçalı, Doğu Karadeniz, Kop Dağları onları da unutmuyoruz. Buralarda buzul şekilleri var. Ve Kaçkar Dağı'na dikkat. Arkadaşlar Türkiye'nin en yüksek 4. noktasıdır 3937 metre. Buzul var, buzul şekilleri de var burada. Bu dağlar neye izin vermiyordu? Nemli havanın içeri girmesini, aynı zamanda burada geçitlerin çok olmasının nedeni, tünellerin çok olmasının nedeni de dağların uzanışı. Kıta sahanlığında darlaştırıyordu. Burada dikkat edelim. Doğu batı yönünde dağlar uzanıyor Karadeniz'de. Ve arkadaşlar burada hemen bir yıldız atayım. Türkiye'de genelde dağlar doğu batı yönünde uzanır. Bunun da nedeni kuzeyden, hemen onu da size göstereyim arkadaşlar. Ona girdiysek doğu batı yönünde uzanır. Neden? Kuzeyden Avrasya, güneyden Arap Yarımadası bizi sıkıştırdığı için buna göre yönlenmiştir arkadaşlar bizim dağlarımızda. Ve Giresun dağlarına dikkat. Orada da buzullar var. Ve arkadaşlar Köse Dağı İç Anadolu'yla Karadeniz'i birbirinden ayıran silsiledir. Unutmuyoruz. Birazdan İç Anadolu'ya gireceğiz. Yine Canik Dağları Samsun'a doğru uzanıyor. Burada arkadaşlar Devici Dağı'nı unutmuyoruz. İç Anadolu'yu Karadeniz'e ayırıyor. Bakın şurada hemen. Ve sevgili arkadaşlar Küre, Ilgaz, Köroğlu Dağları. Bunlar burada kıyıdan iç kesime doğru 3 hat şeklinde uzanıyor. Küre, Ilgaz, Köroğlu. Bunu sordu ÖSYM'e dikkat arkadaşlar. Aman aman aman. Ve Bolu Dağı yine Kuzey Anadolu fayı boyunca doğu batı yönünde uzanıyor. Değerli arkadaşlar onu da altını çizerim. Köroğlu Dağları zaten İç Anadolu'dan Batı Karadeniz'e doğru sınırı takip ediyor. Ve geldik İç Anadolu'ya. İç Anadolu'da arkadaşlar kıvrımlı dağ sistemleri çok fazla var. Emir Dağı İç Anadolu'yla Ege'yi ayırıyor. Yine Sultan Dağı burada göller yöresiyle İç Anadolu'yu ayırıyor. Onu söyleyeyim. Bolkar Dağları'nın bu arada devamı diğer kuzey yönü İç Anadolu'ya doğru devam eder. Bir ayrımdır. Tahtalı Dağları unutmuyoruz. Akdeniz, Güneydoğu ve İç Anadolu sınırından geçer. Tecer Dağı Sivas'a doğru önemli alanlarından biridir. Bunu da unutmuyoruz değerli arkadaşlar. Başka şu an aklıma gelen
Elma Dağı var. O da bazı sorularda çıkabiliyor. Ankara'nın çevresinde, daha doğrusu İç Anadolu'nun kuzeyine doğru alan kaplıyor. Ve İç Anadolu deyince tabii ki volkanik dağları söylemeden geçmememiz gerekiyor. Karadağ, Meke Dağı, Karaca Dağı, Hasan Dağı, Melendiz ve Erciyes. Erciyes'e yıldız attık. Buzul var, buzul şekilleri var. Türkiye'nin en yüksek 6. noktası 3.917 metre arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz o yüzden. Ve bu dağların yine çizgisellik izlemesinin nedeni ne? Fay hatlarını takip etmeleri. Ve yıldız, bakın iki tane Karaca Dağı var. Biri İç Anadolu'daki, biri de Güneydoğu'daki. İkisi de volkanik. İki tane Nemrut Dağı var. Biri Bitlis Tatvan'daki volkanik. Adıyaman'daki arkadaşlar Kıvrımlı Dağ sistemiydi. Bunları kaçırmıyoruz. Aman dikkat ediyoruz. Ve Kula bölgesini bilerek sona bıraktım. Arkadaşlar Ege bölgesinde Kula bölgesi volkaniktir. Devlitler var. Kül konileri var. Türkiye'nin UNESCO listesine giren tek jeoparkıdır. Jeolojik anlamda değerli olduğu için. Bunun da altını çizdim arkadaşlar. O yüzden bunlara dikkat ediyorsunuz. Aman soru gelebilir. Değerli arkadaşlar, genel itibariyle bir şey unutmadığımı zannediyorum ve kısa şekilde bitirmek istiyorum. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.